Merhaba Anes. Sussana. İyiyiz, bize teşekkürler. Çok kısa konuşsaydık, nasılsınız? Akşam yürüyüşümüz var. Tempomuzu bozmadan. Beraber tempolu şekilde yürüyebiliriz istiyorsanız. İyi yapmayalım bize öyle. Bize de spor olmuş. Size olmaz. Siz zaten çok spor yapıyorsunuz. Teşekkürler. Koşturarak. Single görüyorum, sürprizi koşturur. Verdiniz. Evet, ne evet. Ne zaman çıkacak bu kesinlikle? Ayın sonunda. Ay sonunda. Çok yorulduk vallahi yani. Hem fotoğraf çekimleri hem klip çekimleri işte bayağı prodüksiyonu yapar gibi bir şey gerçekten. Yorulduk ama çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım. Merak ediyoruz. Sizin dinleme fırsatınız oldu mu şarkıyı? Nasıl yok, buldunuz? Şarkıyı biliyorsun da adını söylemedim. Aynen. Aynen, sürpriz olsun şimdi. Evet, adını evet, söylemeyelim. Evet. Sizin de dergiye Eren Hanım'la beraber bir işte pozlarınız vardı. Bir de açıklamalarınız da çok konuşulmuştu, beklentimini rahatsız ediyor diye. Benim açıklamam değil evet, kardeşim. Evet kardeşinizin. Yani siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili Eren Hanım? Hep kamera karşısında büyüdüğüm için ve de ünlü birinin kızı olduğum için hep benden fazla beklentiler oluyor demişti. Bu durumu hiç konuşuyor musunuz? Gelin demişti galiba. Hiç konuşmuyoruz tabii. Hiç ben yani ilk kez röportajda okudum. Öyle bir beklenti. Zannediyorum röportajın şey kısmı beni etkiledi. Hani hatalar ve seçimlerle ilgili mutlaka bir yüteç altına konulması durumu söz konusu oluyor ünlü olunca. Bundan tabii çocuk olarak, çocukluğunda ve genç kızlığında bunları mutlaka çok etkileniyorlar. Ama işte çok tanınıyor olmanın yanında getirdiği faturalardan bir tanesi de bu. O nedenle anlıyorum bunu ve orada empati de yapıyorum. Kesinlikle. Siz peki hiç zorluk yaşadınız mı bu süreçte? Hani ünlü birinin kızı olarak gelen tekliflerde dışarıdan gelen yorumlar nasıldı sizin ilgili? Yani ben röportajda zaten hepsini söyledim. O yüzden bir şey eklemek istemiyorum şu an. Yani her şeyi söyledim orada. Ben çok rahatsızım yani. Fazla yormak istiyorsunuz. Çok kusura teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok iyi akşamlar. Taksi! Kafam Leyla, la la la. Kafam Leyla isimli yeni şarkısını piyasaya çıkaran Burak Kut, Bodrum'da Magazin Hatı'nın sorularını yanıtladı. 48 yaşındaki ünlü popçu, kızı Adel dünyaya geldikten sonra tatil anlayışının değiştiğini belirtti. Nasıl geçiyor tatil? Gayet iyi geçiyor. Ben yani bizler biliyorsunuz genelde böyle çok yoğun çalışan insanlarız. Bizim hayatımızda tatillerde iş oluyor. Ben bu yaşıma kadar... Ya şimdi kariyerimin yıllarını söylemeyeyim sonra. Uzun yıllardır genelde tatillerde konser yapan, işte yılbaşlarında biliyorsunuz bayramlarda. Fakat tabii kızım olduktan sonra işler değişiyor. Bir ihtiyaç doğduğundan dolayı her sene biz burada Bodrum'da, Gündoğan'da en sevdiğimiz mekandayız. Tam bir aile yeri olduğu için kızımla hoş vakit geçiriyoruz. Tabii ki onlar öğrencilik hayatında da çok yoğun çalışıyorlar. Hak ediyorlar bunu. Biz de bu sene buradayız. Bakalım hem bir kutlama bu senenin farklılığı. Yeni şarkı çıktığı için onun da kutlamasını yapıyoruz. Çok şükür keyfimiz yerinde. Burak Kut yeni şarkısına gelen tepkilerin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Çok hızlı ilerledi bu şarkımızda. Kafam Leyla şarkımın ismi biraz esprili aşk hayatına dair. Aşkla ilgili bir esprili dokunuşlar. Aşkın doğasıyla ilgili öyle söyleyeyim size. Sözü müziği bana ait bir şarkı. Hani nazar değmesin diyeyim, çıktığı günden itibaren çok hızlı zirveye yükseldiğini görüyoruz istatistiklerden. Bu benim için çok mutluluk verici çünkü uzun aralar veren biriyim ben. Emeğinin karşılığını almak gibi daha ilk haftadan hızla yükselmesi beni çok mutlu etti. Kut, pandemide 50'nin üzerinde yeni eser bestelediğini anlattı. Senin aracılığınla beni yıllardır gönüllerinden çıkarmayan, hani bana rağmen diyorum yani bana rağmen derken uzun aralar verdiğim için bana çok kızan dinleyicilerim var. Neden şarkıları böyle uzun aralarla çıkarıyorsun diye. Öyle gerektiği için ama onlara benim bir sözüm vardı. Artık uzun aralar vermeyeceğim. Bu şarkıdan sonra periyodik olarak 3 ayda 4 ayda bir şarkı hazırlayacağım diye sözüm vardı. Bunun da altyapısını hazırladım. Yani hiç şu an duymak hatırlamak istemediğimiz pandemi dönemini ben çalışarak değerlendirdim ve 50'nin üzerinde yeni eser hazırladım. Birkaç yıllık stoğumu yaptım diyebilirim. Bu vesileyle artık sürekli bir üretici olarak ve besteci tarafında da anlatıcı olarak yeni şarkılarımı dinleyicilerimle buluşturacağım. Oyunculukta da adından söz ettiren Burak Kut, müziğe neden uzun yıllar aralar verdiği sorusunu yanıtladı. Oyunculukla ilgili çok işlerim vardı. Daha çok dizilerde oynadım. Tabii ki biliyorsunuz çok ağır tempolar onlar, çok yorucu işler. Müziğe pek vakit bulamadım. Konserler verdim sağ olsunlar. Biliyorsunuz bizim daha önceki şarkılarımızdan modası geçmeyen bir 90'lar ekolü vardır. Sağ olsunlar onlar da bizi böyle baş sıralara koyarlar 90'lar ekolünde de. Onun konserlerini veriyorduk. Bir de hani
samimi, ben dürüstçe konuşmayı, yaşamayı ve konuşmayı seven biriyim. Yani sektörün içindeki hani o nasıl söyleyeyim, iyi gitmemesi diyelim. Yani özetle emeğinizin karşılığını alamadığınız bir ortamda bu kadar yatırım yapıp karşılığını alamayacağınızı düşündüğünüz zaman ayaklar geri gidiyor. Ben şimdi yapacağım, hazırlayacağım. Küstürdüler ya, öyle mi? Ya küstürdüler falan artık, yani bu kadar tecrübeden sonra o kadar kolay kolay küstüremezler. Yani güçleniyor insan. Bir sürü sıkıntı çekiyorsun ama o sana özgüven olarak, sağlam duruş olarak geri geliyor. O kadar yıpratamıyor beni artık. Burak Kut, açtığı müzik şirketiyle genç yeteneklere destek vermek istediğini ifade etti. Tecrübe çok iyi bir yol arkadaşıdır, biliyorsun. Bu kadar yılın da tecrübesi var. Ben bu kadar bilgiyi yanımda götürmeyeceğim. Yani vakti geldiğinde hepimiz gideceğiz ya bu dünyadan. Bunu paylaşmak istiyorum. Yani yeni arkadaşlarıma el vermek istiyorum. Kalite standartlarını yükseltmek istiyorum müzik sektöründe. O yüzden hem kendim single çıkaracağım hem de kendi şirketimden yeteneğinin değerli olduğunu düşündüğüm insanlara da yapımlar yapmayı düşünüyorum. Bu da benim için uzun zamandan sonra bir ilk. Kut, yeni kuşak şarkıcı ve müzisyenler arasında çok sayıda yetenekli ismin olduğuna işaret etti. İnanın bizim ülkemiz bir maden, yani yetenek madeni. O kadar yetenekli insan var ki, sadece popüler müzik çerçevesinde konuşmuyorum ben. Her dalda var, sporda da var. Çok iyi insanlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarımızın içinde işte, yani sen saysan ben onaylarım, işte Edis'inden, işte Oğuzhan'ından, zaten hani Muratlarımız, Dalkırcımız, Bozumuz, benim çok sevdiğim kardeşlerim. Her zaman karşılaştığımızda fikir alışverişleri yaptığım, bana bir şeyler sorduğunda cevap verdiğim kardeşlerimdir. Ve onun gibi harika kadın sanatçılar da var. Ben biraz şey değilim, katı değilim bu konuda. Yani konuyu oraya getirmek istememekle beraber hip hop müziğe de karşı değilim ben. Her şeyin iyisi ve kötüsü vardır. İyilerinin sayısı artarsa daha iyi olacaktır diyelim. Ünlü popçu son dönemde kadın şarkıcıların iddialı sahne kostümleriyle ilgili başlatılan tartışma hakkında da düşüncelerini açıkladı. Tecrübem olmasına rağmen bir köşeden oturup böyle yukarıdan insanlara bunu böyle yapalım, bunu böyle yapmayın falan gibi tavsiyelerde bulunan biri değilim. Bana göre sanat özgür bir şey. Başka taraftan bakarsanız da şey derler ya, hani herkesin de günahı boynuna derler ya. Ve bana da karışılsa, bilse dese, ben rahatsız olacağımdan dolayı onlarla ilgili yorumda bulunmuyorum. Ama sıcaktır insan, tişörtle de çıkar. Üstüne çıkarıp şarkı söyleyen adam da vardır. Bu dediğim gibi her koyun kendi bacağından asılır, herkesin de günahı boynunadır. Sanatın içinde de bunlar vardır. Herkes kendi tercihini kendi istediği gibi uygulamalıdır. Peki abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.